İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Evet, ana haberi bugün iki bölüme ayırdık. İkinci bölümde Ahmet Mergen olacak. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde konuşacağız ama birinci bölümde Faruk Akbal bizimle birlikte olacak. GİGDER Başkanı Faruk Akbal'la gayrimenkul yurt dışı ihracatı konusunu konuşacağız. Çünkü GİGDER Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği olarak kurulmuş ve Türkiye'de yabancıların konut, gayrimenkul, arsa ve diğer varlıkları satın almasıyla ilgili süreçleri aslında kontrol ediyor ve o konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Acaba Türkiye'de yabancıya konut satışını artırabilmenin başka yolları var mıdır? Yani yabancıya yaptığım satışlarda bildiğiniz gibi pasaport uygulaması, vatandaşlık uygulaması gibi pek çok deneyim geçirdik ama bütün bu deneyimlere rağmen Türkiye ne yazık ki istenilen standartlara ulaşamadı, istenilen oranları elde edemedik. Yabancıya daha fazla konutu ve daha uygun koşullarda bir de elbette vatandaşlık meselesini çok fazla ön plana sürmeden nasıl gerçekleştirebiliriz? Şu anda yabancıya satışın payı toplam satışın içinde %5 civarında gibi gözüküyor. Daha yüksek seviyelere getirmek mümkün olabilir mi? Örneğin Yunanistan, İspanya, Portekiz, Malta gibi ülkelerde bu oran çok daha yüksek seviyelerde. Bunları konuşacağız. İkinci bölümde Ahmet Mergen bizimle birlikte olacak. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde değerlendirmeler yapacağız. Neler var derseniz bir defa bugün IMF'nin Türkiye ile ilgili büyüme tahmini geldi. IMF 2024 yılında Türkiye'nin büyüme tahminini %3.1 olarak muhafaza etti. Değiştirmedi, korudu. 2025 tahmininde yine aynı şekilde 2025'te %3.2 büyüyebileceğini öngörüyor. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu çıkmazdan bir parça uzaklaşması halinde IMF'nin yıl sonuna doğru muhtemelen Türkiye ile ilgili büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesi söz konusu olabilir. Ancak bu yıl ciddi anlamda bir daralma olduğunu bekliyoruz. Bu daralma nedeniyle de aşağı yönlü revizyon da gelebilir önümüzdeki günlerde. Kur korumalı mevduatta son 7 ayın en yavaş düşüşüne tanıklık ediyoruz şu anda. Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar kur korumalı mevduat adeta güneş görmüş kar gibi erimeye devam ediyordu. Şimdi o erime durdu. Çünkü kur korumalı mevduatta kalmak yatırımcı açısından daha avantajlı gibi gözüküyor diğer yatırım enstrümanlarına göre. Fed Başkan Yardımcılarından Jefferson, enflasyon inatçı olursa faizler de uzun süre yüksek seyredebilir diyor. Amerikan Merkez Bankası'nın içinden son bir haftada gelen bu ikinci kafa karışıklığı mesajı, bundan iki hafta kadar önce de yine benzeri mesajlar geldi. Faizlerin bir süre daha yüksek kalmasını savunanlar var. Bir kısım üye ise faizlerin yıl ortasından sonra indirilmesi gerektiğini düşünenler kervanına katılmış durumda. Elbette Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz ayından sonra faiz indirimine başlaması halinde sürecin daha hızlı yürüyebileceğini söyleyebiliriz. Fakat şu anda görünen o ki Temmuz'dan sonraydı. Önce Haziran'dı bildiğiniz gibi. Temmuz'a ötelendi. Temmuz'dan Ağustos'a ötelenebilir. Yıl sonuna da 3 değil 2 faiz indirimi yapabilir. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 32.48'de şu anda yön yukarıda. Yukarı doğru hareketli. Euro TL'de de benzeri bir durum var. 34.57'deyiz. Orada da Türk lirası euro karşısında zayıf bir performans sergiledi. Pound'da da aynı durum söz konusu. Pound 40 liranın üzerinde 40 lira 51 kuruş. Orada da yön yukarıda. İsviçre frankına bakıyoruz. İsviçre frankında da 35.62. Türk lirası bu 4 büyük majör para birimi karşısında bugünü kötü geçirdi. Değer kaybetti. Euro dolar paritesine bakalım. 1.06.32 bugün itibariyle. Euro doların paritesinin bir süre sonra tekrar 1.07'ler, 1.08'leri görebileceği bir dönem olabilir. Çünkü Fed'den gelen kafa karışıklığı mesajları giderek artmaya başlayacak. Bu da doğal olarak Euro'nun daha güçlü bir para birimi haline gelmesine yol açabilir. Dolar endeksi 106.24'te ve aşağı doğru hareketini sürdürürken ansızın akşam saatlerinde yukarı doğru yolculuğa başladı. Orada da yönün çok birbirine denk bir seyir izlediğini görüyoruz. Bitcoin'de durum nedir? Bitcoin 63.240 dolara kadar düştü ve şu bugünkü kaybı %4.56, büyük bir kayıp. Ethereum'da da benzeri bir tablo var. Ethereum 3092 dolarda
3000'in altına inerse Ethereum'da büyük bir boşalma ortaya çıkabilir. Yani pozisyonlarını boşaltmak isteyen insanlar açısından söylüyoruz. %4.38'lik kayıpta Ethereum'da var. Altın 2484 dolarda ons altın. Yönü yukarıda. Altınla ilgili birazdan vereceğiz haberimizi. Citi'nin bir tahmini var. 2000'lerin çok üzerinde, 3000'ler seviyesinde bir altın fiyatı bekliyor yıl sonuna kadar. Gram altında 2605 liradayız. Yön aşağıda. Gram altın bugünkü kurdaki yükselişe rağmen ve ons altındaki yükselişe rağmen aşağıda kaldı. Çünkü gram altında artık çok cazip bir yatırım aracı gibi gözükmüyor. Baltic Dry Index, dünya ticaretinin önemli göstergesi, 1730 puanda 2500'lerden buralara kadar geldi. Geri çekilme sürüyor. Bugünü yatay geçirdi. Binde altılık bir kazançla geçirdi. %0.06'lık bir kazanç var. Borsa İstanbul 9500'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Birazdan kapanış rakamını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili DİSK, Devrimci İşçi Sendikalarının aylık araştırması geldi. İşçi sendikalarının, yani Türk İş'in yaptığı araştırmaya neredeyse paralellik gösteriyor. DİSK'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve düzgün beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama Mart 2024'te 16.646 liraya kadar yükseldi. Asgari ücret 17.002 lira. Dolayısıyla asgari ücretin üzerine çıkması için çok az bir mesafe kalmış durumda. Açlık sınırı dışında diğer harcamaları da kapsayan, kültür, sanat ve diğer harcamaları kapsayan, giyim kuşamı da kapsayan harcamalar kaleminde ise yoksulluk sınırı. Orada da yoksulluk sınırı Mart ayı itibariyle DİSK'in araştırmasına göre 57.578 lira seviyesinde. 57 bin liranın altında gelir olanları yoksul hanesine yazmak gerekiyor. Tek başına bir işçinin hayatta kalabilme ve yaşamını sürdürebilmesinin maliyeti de 26.517 lira asgari ücretin çok çok üzerinde. İkinci haberimiz tarımdan, daha doğrusu enflasyondan. Tarımsal üfe fiyatları artmaya devam ediyor. Mart ayında aylık bazda %5.57 artış gösterdi. Yıllık bazda da %61.87'lik bir artış var. Ve Çin'den iyi büyüme haberleri geliyor. Çin ekonomisi büyümeye devam ediyor. Amerika'ya göre bile daha iyi bir büyüme sergilediğini görüyoruz. Ocak-Mart itibariyle Çin'in gayri safi hasılasındaki artış %5.3. Bu beklentilerin çok çok üzerinde gelen bir veri. Dolayısıyla bir sonraki verinin de bu şekilde gelmesi durumunda Uzak Doğu'da işler yolunda gidiyor demektir. Batı'da ise işlerin yolunda gitmediğini zaten biliyoruz. Gelişen ülke varlıkları 2024'ün en düşük seviyesinde. Bunu nereden biliyoruz? MSCI, Morgan Stanley Capital Index şu anda 2024 yılında Ocak-Şubat-Mart itibariyle bütün kazançlarını verdi, sıfırladı şu an itibariyle Morgan Stanley Capital Index'e göre. Biraz önce altınla ilgili vermek istediğimiz haberi de verelim. Citibank altında beklentiyi artırdı. 6 ile 18 ay içinde ons altının 3000 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Bugünkü değeri hatırlattık, 2600 dolar civarında yaklaşık 400 dolar daha üzerine koyarak 6 ile 18, 6 ay işte yıl sonuna kadar hesaplamak lazım. Yıl sonundan önce doların durumuna bağlı olarak elbette altının yukarı doğru gideceğini görüyoruz. Bu durumda altının en karlı yatırım araçlarından biri olduğunu tahmin edebiliriz. Elbette tahviller, hisse senetleri, bambaşka kripto paralar da keza aynı şekilde yatırım araçları arasında ama altının ufuk vadeden, gelecek vadeden bir yatırım aracına dönüştüğünü böylece görmüş oluyoruz. Elbette bu bir banka değerlendirmesi, Citibank'ın değerlendirmesi buna göre değil, birçok araştırmayı aynı anda görerek karar vermek lazım.
Borsa İstanbul maalesef günü düşüşle kapattı. Borsa İstanbul 100 endeksi 9548 puandan %1.36'lık kayıpla günü tamamlamış oldu. Borsa İstanbul 30 endeksi 10307 puanda, orada da %1.35'lik kayıp var. Asıl büyük kayıp BIST 500'de, BIST 500 11005 puandan kapandı ve %1.50'lik kayıp da burada kendini gösteriyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul 2 gün arka arkaya kayıpla kapatmış durumda. Bu sarsıntının, uluslararası borsalardan kaynaklanan sarsıntının bir eseri olduğunu biliyoruz. Biraz önce verdiğimiz haberi hatırlarsanız MSCI endeksi, yani Morgan Stanley Capital Endeks bu yıl içinde elde ettiği bütün getirilerini şu anda Ocak, Şubat, Mart ayı içinde kaybetmiş durumda, sıfırlamış durumda. Elbette bu sıfırlamadan Türkiye Cumhuriyeti borsası da etkileniyor doğal olarak. Ancak yatırımcılar için umutsuz olmamalarını tavsiye ediyoruz, temkinli olmalarını tavsiye ediyoruz. Gelecek dönemde, önümüzdeki günlerde, yani yarın sabah borsa açılırken nasıl hareket edecekleri konusunda daha temkinli, daha soğukkanlı hareket etmelerinde fayda var. Evet, konut ve gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Konut ve gayrimenkul sektöründe iki ayrı cephede de büyük problemler var. Elbette aşılması beklenen problemler bunlar ama şu anda biliyoruz ki konutta fiyata erişmek artık çok zor. Yani bir beyaz yakalının bir onlarca yıl çalışarak ancak bir konut sahibi olması söz konusu. Kiralamada benzeri bir tablo var. Orada da kiraların hızına yetişmek çok zor gibi gözüküyor. Ama işte bu gibi durumlarda konut kiralama ve konut edindirmede farklı modeller kullanan, daha az faiz yükü bindirerek kişileri konut sahibi yapan kuruluşlar da var. Bunlardan birisi bizimle birlikte. Faruk Akbal bizimle birlikte. Fuzul'den Faruk Akbal'la konuşacağız. Bütün bunları hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl gidiyor? Şöyle bir konut sektörüyle ilgili sizin projeksiyonunuzu alalım. Yani nasıl görünüyor dışarıdan, biz mesela dışarıdan bakarken? Evet, çok umutsuz bir tablo var diyoruz ama siz sektörün içindesiniz. Dolayısıyla siz muhtemelen fotoğrafın diğer bizim görmediğimiz alanlarında görüyor olabilirsiniz. Şimdi konut dediğimiz şey bir insanın hayatında tasarruf edebileceği en büyük tutarlı üründen bahsediyoruz. Doğru, aynen. Bir de bu hiyerarşi teorisine göre Maslow'un biliyorsunuz barınma ihtiyacı da insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesini oluşturuyor. İnsanın temel ihtiyacı olarak ortaya çıkan barınma bugün lüks olma yolunda hızlı ilerliyor. Evet. Aslında temelde işin sosyolojik boyutuyla ele aldığımızda bir ihtiyacın lükse dönüşmesi, erişilemez boyuta gelmesi ve bununla ilgili artık ortaya konan, konamayan politikalar aslında. Yani tabii. Genel kapsam bu. Hani en genel çerçeveyle başlayacak olursak. Biraz daha yakın zamana geldiğimizde dünyada ne oluyor konutlaşmayla ilgili? Şimdi bir defa konut politikası dünyada demokrasi yönetilen bütün ülkelerde, hemen hemen bütün gelişmiş ekonomilerde en önemli temel politikaların başında geliyor. Başında geliyor. Geçen bu ChatGPT'yi de zaman zaman kullanıyorum, bayağı da faydalı oluyor. Kaç tane ülkede konut bakanlığı var diye baktım. 30'dan fazla ülkede doğrudan konut bakanlığı var. Bizimki o kapsama giriyor mu? Girmiyor bizimki. Girmiyor. Bizimki çevre, şehircilik, iklim değişikliği diye biliyorsunuz. Hani onun bakanlığın altında ama doğrudan konut edindirmeye yönelik olan bakanlık. Bakanlık. Hani baktığımızda yani 30 çok ciddi bir sayı. Birçok gelişmiş ülkede de bu bakanlığın tesis edildiğini görüyoruz. Tek amacı vatandaşı konut sahibi yapmak. Evet. Peki vatandaşı konut sahibi yapmak niye bu kadar önemli? Birincisi dedi ki tamam temel ihtiyaç. Evet, İkincisi önemli bir tasarruf ürünü. Şimdi konuta, tasarrufa yönelmeyen her tutar, tüketime yöneltilen bir tutar anlamına geliyor. Tabii. Hele ki bizim gibi tasarruf oranları düşük, gelişmekte olan, hani orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ekonomiler için hayati bir önem taşıyor. Kesinlikle.
bir taraftan tasarrufa yönlendirme ihtiyacı varken, bir taraftan da acaba konutlaşma, yapılaşma, betonlaşma gibi ithamlarla bu sektörü de bir yandan itibarsız hale getirince toplum nezdinde bu bahsettiğimiz krizlerin belki de derinleşmesine sebep oluyor da olabiliriz. Şimdi geçen rakamları bir kısaca baktığımda OECD'nin ortalaması %61 konut sahipliği oranı. Böyle Kuzey Avrupa'ya gittiğinizde böyle İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç %70'in üzerine çıkıyor konut sahipliği. Evet. Yani eski sosyalist ülkelerde bu 90'ları buluyor. Daha mesela. Yüksek, evet. Ama Türkiye'ye baktığımızda 2013'te %61'lerden şu anda 53'e gelmiş. Müthiş bir düşüş var. Hızlı bir düşüş ve her yıl düşüş trendi devam ediyor. Şimdi önce bizim ve hiç durmamış bu. Yani 2013'ten beri soluk almadan aşağı yönlü bir trend oluşturmuş. Evet. Şimdi bizim konut sahipliği oranını bir şekilde artık dibi bulup yavaş yavaş artış yerine girmemiz gerekiyor. Ne açıdan? Evet. Bir, sosyal, bir defa vatandaş barınma hakkı. En doğal işte. Temel ihtiyaç bir yuva. İki, ülkenin tasarruf anlayışını desteklemek için kaynakları tüketime değil, tabii, ülke içerisinde tutarak, tasarrufta tutarak ülkenin büyümesine katkı sağlamak için. Üç, İstanbul gibi birçok şehrimizde can güvenliği tehdidi var. Deprem, evet, güvenliği, deprem problemi var. Dört, vatandaşımız eğer konut edinememe gibi bir umutsuzluğa kapılırsa bunun tahribatlarını ayrıca hesaplamamız gerekiyor. Elbette. Yani bir düşünün ki, şimdi size gençlere bakıyorum, kimsenin ev sahibi olma gibi bir amacı hatta yok. Hatta evlenme düşüncesini, evet, bile. Evet, yani her iki türlü evlenmeye, tabii, şu an, tabii, gençler soğuk bakıyorlar. Tabii. Şimdi evlenmeye soğuk bakan, ev almaya soğuk bakan bir delikanlının, bir hanımefendi, bir genç kızımızın geleceğe dair ümitleri, ülkeye dair, tutunmaya dair, kendini motive etmeye dair dayanakları ne kadar olabilir? Bravo, çok güzel bir noktaya değindiniz, samimiyetle söylüyorum. Dolayısıyla hani bu işin hep sosyal boyutu var, işin siyasal boyutu var, işin kültürel boyutu var, toplumsal anlamda birçok düzeni etkileyebilecek boyutlarda etkisi olansa bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Hani genelde ben şimdi konutçuyum, böyle sohbetlerde olduğunda ya bu ev fiyatları ne olacak, pahalı mı, ucuz mu, müteahhitler çok kazanıyor. Ya şimdi bu işin aslında görünen, ne diyeyim, taraftarların futbolu nasıl konuşmayı çok severler. Evet. Böyle bir taraftarlık şeyiyle konuşulan boyutu. Oysa bir yüksek mimari var orada. Kesinlikle. Toplumsal mimari. Bu noktaya nasıl geldik? Bir dönüp böyle hızlıca baktığımızda son 100 yıllık bu hızlı sanayileşmenin getirdiği kentleşme eğilimi, köylerden, kırsallardan şehre göç, bütün yatırımların kentleşme üzerine yapılması, sağlık, işte ne bileyim eğitim ve devlet olanaklarının, evet, bu şehirlerde oluşturulması çok ciddi bir nüfus patlaması getirdi. Doğru. Şimdi çocukluğuma dönüyorum. Hala sosyal analiz yapıyoruz Ali Bey böyle sizle. Yani. Size bu sohbetler keyifli olduğu için yapıyorduk, bu, evet, minvalde, evet, girdim. Mesela çocukluğumu hatırlıyorum. Benim bir kuzenim vardı. Çok da severim kendisi. Benle akran sayılır. Frankfurt'ta yaşardı, Almanya'da. Evet. Yazın köye gelirlerdi, İstanbul'a giderdi. Böyle Konya'da köye de giderdik beraber. Onun anlattığı Almanya, Frankfurt böyle gözümde sanki bambaşka bir metropol. Evet. Sonra geçtiğimiz yıllarda Almanya'da hasbelkader bir toplantıya katıldım Frankfurt'ta. Tabii o anlar Türkiye'ye sonra göç ettiler, burada yaşıyorlar falan, mutlular da gayet ama dedim ki ya çocukluğumda birikmiş ya o anılar. Ben bir gideyim bu Frankfurt'ta Rüsesheim diye bir yer var. Evet. İsmi de aklımda kalmış burada. Ya bu ilçeyi bir gezeyim. Gittim ya kasaba. 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 Evet. İleri kırsal, ileri köy. Ama nasıl bir kasaba? Yapılaşma muntazam. Yatay mimari. Ya. Şehir yani güzel kokuyor. Caddeler, sokaklar geniş. Yürümekten keyif alıyorsunuz. İnsanlar mutlu. Yani öyle bir zaten mutlu insanların inşa edebileceği bir yer, evet, veya öyle inşa edilmiş bir yerde mutlu insanların zaten var, tabii, olabileceği bir çevre. Yürürken okulu görüyorum, üniversite fakültesi, ne bileyim hastane, her şey var. O zaman böyle bir sarsıldım ben. Silkindiniz. Bir silkelendim yani sektördeki biri olarak. Yani hiç görmemişim böyle bir örnek. Sonra bakıyoruz rakamlar Avrupa kuzeyinde %70-70 ev sahipliği oranında herkes mutlu. Demek ki bizim bir defa şehirleri bir yaymamız lazım. Evet. Bir araziye insanın fıtratına uygun olarak bir yayılmamız gerekiyor. Bu şehirlerde öbeklenen o yoğunluğu, tabii, bu bahsettiğimiz devlet olanaklarını da sağlayacak şekilde
sanayileşmeyi de yayacak şekilde. Mesela İstanbul merkezi, şimdi bu gözle baktığınızda sanayi siteleri görüyoruz değil mi? Otosanayi. Şehrin evet, göbeğinde. Evet, evet. Şehrin göbeğinde otosanayi. Ümraniye. Şehrin göbeğinde kalmış durumda. Maslak öyle. Önceden Başakşehir'de oturuyoruz. Tabii. Biz çok proje yaptık orada. İki telli sanayi bölgesi şehrin sonu. Şimdi şehrin göbeği. Tabii. Ya, şimdi buralar değerli. En değerli şey. Dolayısıyla vatandaşın... sanayinin mutlak surette perifere kaydırılması yani, lazım. Yani bir defa bizim ülkece sadece kamu üstüne düşeni yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama bizim yani topyekün bir başımızı ellerimizin arasına alıp ya biz vatandaşı bir konut daha fazla sahip yapabilmek için ne yapmalıyız? Yani bunu sadece seçimden seçime veya dönemden döneme bir şu kampanyası, bir bu kampanyasıyla yetinemeyiz. Çünkü kesinlikle. O iş orayı geçti. Daimi olarak orta gelirliği, düşük gelir grubunu ev sahibi yapacak modelleri araştırmalı, teşvik etmeli, yarışma açmalı. Evet. Sivil toplum kuruluşları çalışsınlar, yarışsınlar. Ya biz nasıl bir vatandaşı daha ev sahibi olacak bir model ortaya koyabiliriz? Modelimiz yok. Bütün model gelmiş bankaların sırtındaki kredi finansmanına takılmış. Evet. Faiz yükseldiğinde vatandaş dışarıda mı yatacak? Olamaz. Alternatifleri koymamız lazım. Biz de biraz da... Evet, şimdi o zaman fuzur olarak ne yapıyorsunuz? Evet, mesela fuzur olarak... bu konut edinmenin bu kadar zorlaştığı bir dönemde daha cazip ve daha kolay konut edinebilme yolları gösterebilecek durumda mıyız? Şimdi dünyada örnekler var. Bir de bizim kendimize özgü dinamiklerle harmanladığımız evet. modellerimiz. Mesela 92'de Fuzul mesela bu konuda ilk modellemeyi ortaya koyan firmalar. Tasarruf finansman, konut evet. edinmeye yönelik insanların tasarruf ettiği. Sizden daha öncesi yok. 92 yılında evet, evet bizlerle beraber başladı. Evet. Ve bugün tasarruf finansman sektörü Türkiye'de konut kredilerinin kapandığı bir noktada da birçok vatandaş, binlerce vatandaşın şu an ev sahipliğine vesile oluyor. Nasıl, ha şunu diyebilirlerdi o zamanki büyüklerimiz, şimdiki yaşlarımızdalardı evet. herhalde. Ya dünyada bunun birebir örneği yok. Ya biz mi yapacağız? Biz mi keşfettik? Ama dünyayı incelediler, birebir kopyalamadılar, benzer örnekleri aldılar. Ne bileyim belki İsveç'teki Jack Bank'a örnek aldılar, belki döndüler Almanya'daki yapı tasarruf sandığı Bausch Pakasi'yi örnek aldılar. Kooperatifleri örnek aldılar, sonra döndüler bizim kendi insanımızın kültürüyle belki bunu harmanladı ve bir modelleme çıktı. Ve modelleme evet. de zaman içerisinde gelişti ve bugün bir büyük bir sektör oldu. Eğer genç kardeşlerimle de konuşurken genelde bunu söylüyorum. Ya dünyada yoksa kardeşim burada tutma. Ya böyle bir şey olabilir. Hayır öyle değil. Öyle değil. Çok iyi analiz edilmesi, çok iyi çalışılması, bu konuya kafa yorul, yani baş koyulması gereken bir husus. 92'de bunu yaptık. Sonra geçtiğimiz yıl baktık bu tamam tasarruf finansman gidiyor ama ya bizim bir sorunumuz var. Biz şimdi aynı zamanda bizim bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Evet. Biz markalı konut geliştiriyoruz. Tabii. Markalı konutlar eskiden orta kesimin aldığı konutlardı. Hani ben müşteri kitlemize bakıyorum. Orta ve orta üstü müşterilerimiz markalı konut alabilirdi. Evet. İstanbul'un her yerinde. Tabii. Yani markalı konut ne demek? Geliştiricinin markasını koyduğu, ortak yaşam alanlarının olduğu, ortak kapalı yönetim. Otoparkın, ortak yönetimin, evet. Peyzaj alanlarının, havuzunun, belki spor alanlarının olduğu tabii. genel anlamda bu çerçevede. Bugün Türkiye'ye baktığımızda bütün geliştirilen projeler markalı konut diye geliştiriliyor. Doğru. Markalı konut diye geliştirilen projelere bakıyoruz, aynı standart, aynı kalite ama gelir standardımız aynı değil. Gelir standardı düşük, evet. O vatandaş, bugünkü vatandaş... İşte bu durumda diyorsunuz değil. Ki... Buna alternatif geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Biz de burada mesela aşamalı konut diye yeni bir güncelleme ile bir modelleme getirdik. Nedir o? İşte benzerleri var mı? Var. Amerika'da Land and Home diye hatta bizde de vardı. Anadolu'da hatırlarsınız vatandaş ev alacaksa önce bir arazisini alırdı değil mi? Tabii, sonra doğru. biraz daha biriktirirdi. Belki Avrupa'dan evet. para gelecek sonra vardı. Sonra konutun gençler üzerine inşaat falan. İnşaatı bir ara evet. yapardı. Günün sonunda ev sahibi olurdu. İşte şehirleşme bize neyi kaybettirdi? Bize bu süreci kaybettirdi. Kesinlikle. Şimdi dikey mimari yapılaşmada siz nasıl yapacaksınız bunu? Tabii, arazinizi önce nasıl alacaksınız? Yani. Şimdi konut almak dedik ya barınma ihtiyacı bugün büyük bir lüksten bahsediyoruz. Böyle bir lüks bir ürünü tek lokmada hele bankalar yok, kredi yok, sermaye piyasaları yetişemiyor. Nasıl olacak? O zaman bizim bu lokmayı da bir şekilde bölmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Yani eskiden o çalışan mantığı, kooperatif evet. mantığı da örnek verdiniz. Evet onda çok benzerlikler var. Harmanlık ve aşamalı konut dedik. Yani vatandaş önce sahip olacağı nihai evin önce toprağını bir alsın da. Çünkü onu alamazsa, çünkü ev fiyatı sürekli uzaklaşıyor. Adam burada biriktiriyor ama ev de bir taraftan uzaklaşıyor. Günün sonunda o kaçıyor, bu kovalıyor.
eve ulaşamayacağı bir durum ve umutsuzluk tablosu. Dedik önce bir toprağını alırsa, günün sonunda birikimini yaparsa inşaatını da nihayetlendirip ödemesini yapsın, ev sahibi olsun. Ödeyemiyorsa da biz garantörlük sigorta modeli koyduk oraya. İnşaatı bizim tamamladığımız. Fakat sahip olduğu toprak payından dolayı da hasılattan karşılığını aldığı bir modelle de sigortalılık görünüyor. Güzel, evet. Yani bu vatandaş için tamamlayabilirse bir ev sahibi olma, tamamlayamazsa yatırımını tutabilme imkanı sağlayan bir model oldu. Nasıl gidiyor? Bir sene oldu yaklaşık bu model hayata geçeli. Biz pilot çalışmalar yaptık çünkü test ettik. İlk Başakşehir'de bir arsamızda değerlendik. Sonra ikinci arsaya geçtik. Bugün 4 arsada binden fazla konutu bu şekilde biz arz ettik. Mesela dinamikler de normal markalı konut geliştirmekten biraz daha farklı. Normalde bir konut geliştirme projesini işte 36 ayda yaparsınız. Ortalama satış projeksiyonu 36-48 ay yaparsınız. Evet. Finansman ama süre uzadıkça finansman maliyetleri artıyor. Bu da konut maliyetini arttırıyor. Tabii. Bizim modellememizde bunun aşamalı toprak aşamasını edinme süreçleri 3 ve 6 ayda %80 oranında tamamlandığını gördük. Evet. Dolayısıyla maliyeti bir zamana sıkıştırarak minimize etmiş olduk. İnşaat maliyetlerine de optimizasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bakıyoruz. Ne demek istiyorum optimizasyonu? Ya her evde, her binada havuz olmak zorunda değil. Şimdi geçen Konutler'de bir rapor açıklandı PwC ile beraber. Üretilen konutlarla talep edilen konutlar arasındaki eşleştirmeye bakıldı. Üretilen konutların çoğunluğu markalı konut tarafında talep azken orada yüksek, düşük orta gelirli tarafında konut talebi çok yüksekken arz düşük. Niye? Çünkü bütün yükü TOKİ'ye karşılamıyor. Evet. Sadece TOKİ'den bekliyor. Bu eşlemenin yapılması lazım. Evet. Yani aslında bugün ruhsat sayılarına bakıldığında Türkiye'de her yıl örneğin rakam mesela 5 yıllık İstanbul'da 100 bin konut açığı gözüküyor. Bu eşleştirmeyle bakıldığında normalde düz okuduğumuzda, TÜİK verileri okuduğumuzda konut eksi 50 bin gibi gözüküyor belki. Evet, rakamı tam evet. Hatırlayamamakla beraber ama eşleştirme yaptığınızda yani ihtiyacı olan adamın arz edilen konut diye baktığınızda bu rakam çok daha korkutucu boyuta ulaşıyor ne yazık ki. O yüzden özel sektör, kamu, sivil toplum tamamıyla beraber bizim Türkiye'ye hiçbir fikri, hiçbir yaklaşımı garip bulmaksızın çalışarak yeni modellemelerle bu işi çözmemiz lazım. Çünkü evet. 53'ün aşağısı az önce konuşmaya başlarken ifade ettiğim o işin toplumsal boyutu, doğru, sosyolojik boyutu, geleceğe dair umut boyutunu etkilediğinde ne yazık ki bu bize kötü bir tablo gösteriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de son 2 yılda gençlerin evlilik fikirleri değişiyor. Yani evlenmemeye karar veriyorlar. Sadece bu konut meselesi yüzünden. Yani başımı sokacak bir evim olmadıktan sonra nasıl bir evlilik yürüteceğim diye. Belki bunu biraz daha kolaylaştıran bir sistem sunuyorsunuz siz değil mi? Yani onlara da… Sistemler. Yani evet. Bizimki bir model tabii, tabii ki. Biz tabii. Kendi imkanlarımızla, kendi background'umuzla bir şekilde bu noktada bir şey başlattık. Mesela bunu da şimdi inşallah lansmanını yapacağız. Bir aşamalı kurul edinme. Ne zaman yapacaksınız bu lansmanı? Eylül ayına planlıyoruz. Bunu sektörel bir şey, bu işin haritasını çiziyoruz. Yani bu iş, hani biz uzun zamandır çalışıyoruz. Bunun modellemesini uçtan uca böyle modelledik. Bu modellemeyi biz sektöre sunuyoruz. Yani yapın. Yapmak isteyen yapsın ama yapacaksa yani da… Yani markalı konut yapanlar da bu modeli benimserlerse… Yapması lazım evet. Çünkü konut ihtiyacı çok yüksek. Çok fazla. Orta ve alt gelire çok ciddi konut üretmemiz gerekiyor. Buna hiçbirimizin nefesi yetmeyecek. Siz bayağı bir sosyal sorumluluk kanaatiyle hareket ediyorsunuz. Tabii ki. Bu çok önemli bir şey. Tabii oysa ki. Müteahhitler şöyle, beni ilgilendirmez diyor. Ben diyor yaparım geçerim diyor. Ya şimdi satarsam satarım, bizim, satmazsam malım orada duruyor. Bizim Fuzul'ün hem kodlarında hem bizim aile yapısında… sivil toplum yaklaşımı çok yüksek. Bir de şirketlerin dayanışma evet. modellemeleri çok yüksek. Öyle olunca hep empati duygusunu çok yüksek çalışıyoruz. Ya şimdi bu da baktığınızda böyle bir iş yapmak belki feasible değil. Evet. Ama vatandaş gözünde vatandaşın ne ihtiyacı var? Önce ihtiyaç ortaya çıkar. Tabii. Sonra ticaret ortaya çıkar. Sonra bununla ilgili gerekli düzenlemeler veya mekanizmalar hayata geçer. Mesela kamu tarafında bunun düzenlenmesiyle ilgili birçok şey var. Mesela biz 92'de tasarruf finansman sektörünü ortaya çıkardık, başlattık. Evet. Kanun 2020'de çıktı. Ya. 28 tabii. yıl. Tabii. Kötü mü oldu? Ha geç mi kalındı? Ya, teşekkür ederiz bu işe emek verenlere. Yani sahiplendiler. Oldu. Bu modeli bir kanun çıktı bununla ilgili. Bugün baktığımızda sektörün büyüklüğü 250 milyara gelmiş. Dağıtılan kredinin, yıllık kredi tabii. rakamından bahsediyor. 250 milyar konut edinmek üzere, otomobil edinmek üzere insanlara dağıtılıyor şu an. Çok büyük bir rakam. Tabii.
Peki, çok teşekkürler. Daha uzun konuşabileceğimiz bir dönem olacak. Lansmandan sonra sizinle daha uzun bir konuşma yapmayı İnşallah sizlere davet ediyoruz. Ederiz. Huzur İnşaat'tan Faruk Akpal'la konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara Ahmet Mergen'le birlikte olacağız. Biraz hızlandırılmış bir Ahmet Mergen programı yapacağız. Malum bir konuğumuz vardı. O konuktan sonra kalan zamanı Ahmet Mergen'le değerlendireceğiz. Yaklaşık 20 dakika var. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler de aşağı yukarı 20 adet. Dolayısıyla her bir grafik için bir dakika konuşabilecek durumda. Ama Ahmet Mergen bir aynı zamanda zamanlama üstadı. Bu zamana da sığdıracağını düşünüyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Çok uzun zamandır tabii program yapamadık. Sizin yoğunluğunuz var. Sizin Anadolu'da road show'larınız var. Görüyorum, izliyorum, takip ediyorum. Oralarda çok sayıda kişiyi aydınlatıyorsunuz finansal konularda. Şimdi birkaç cümle hem bu yürüttüğünüz süreçle ilgili bir şeyler söylemenizi sonra sıradan grafiklerle bitiremezsek grafikleri siz sosyal medyanızdan zaten paylaşacaksınız. Ama bitirebildiğimiz kadarını yürütmeye çalışacağız. Biz 100 günlük grafiğimize birazdan başlayacağız. Buyurun. Bu, yani borsa üzerinde işe girişirsek, evet. İyi bir çıkış yaşanmıştı geçen hafta. Bu hafta, yani geçen hafta dediğim bayram öncesi. Yani bayrama girerken, işte pazartesi de dahil olmak üzere, Ramazan bayramı, şeker dağıtılıyor. Bize de bir şekerler falan dağıtıldı. Bayram öncesi girdik. Bayram boyunca dünyada işler biraz karıştı. Karşılıklı salvolar, roketler, şunlar bunlar. kar da var. İyi de kar etti millet. Yani bugün endeks nereden baksanız 1000 puan çıkmıştı. Tabii. O da tabii hedefe de geldi. 9750-800 hedefine. 10.000 üstünde de bir hedefi var. Ama oraya kalmadan şimdi iş biraz daha büyüdü. İşte İsrail ile İran arasında bir şey var. Karşılıklı yani söz düellosunu geçti. Geçti. İş biraz evet. Daha değişik noktalara doğru gitti. Ama bu arada işlerin de giderek daha tehlikeli bir boyuta gitme ihtimali var. Yani inşallah oraya doğru gitmez. Yani 3 gün sonra Rusya zaten söyledi. Çin de belirtti. 3 gün sonra Rusya ve Çin oraya balistik füzeleri getirip atom başlıklı füzeleri de getirip koyarsa ne olacak ortalık? Hadi buyurun bakalım. Yani bu iş burada bu şekilde söndürülmeli. Bence mümkün mertebe nasıl olacaksa en kısa sürede bu işe bir hal çaresi lazım. Borsa yukarı hala. Trend yukarı yönde gözüküyor. Evet. Kısa vadede korkanlar olur. Kar realize edenler olur. Ama başımı şimdi ağrımasın diyenler olur. Ya 9700-800'ü geçerse tekrar yukarı yönde 10.000'e yakın yerde tekrar alırım. Şimdi satayım. Çekileyim kenara diyenler olur. Normal. Yani ortalamalara bakıyoruz. 9300'e yakın yerde 20 günlük ortalama var. Biraz fazla açıldı. Şimdi orayı kapatmaya çalışıyor. Bahaneyi de buldu. Savaş bahanesi. Yani bu normal bir hareket. Bakalım işlerin gidişatına bağlı yalnız. Tabii. Yani da inşallah buralarda bu işler insanlar aklı başına gelir insanları. Yani akıl galebe çalar. Ne yapıyoruz biz denilir. Yani bir tane dünya var. Gerçi araştırıyorlar başka yere gitmek için ama. Yok daha bulamadılar. Benim eski anneannemlerin zamanından kalma tabirle dünyanın sonu geldi mi? Gelmedi. Daha
başka gezegenlerden kız alıp vereceğiz. Yani. Evet. O noktada ancak. Bu da 3000 yılına doğru filan gider herhalde. Gider. Doğru. Evet. Haftalık grafiği. Hızlı hızlı geçelim. Orada da trend yukarı. 20 haftalık ortalamaları, kırmızı renkli ortalama üzerinde hoplaya zıplaya yukarıya doğru gidiyoruz. Diyelim ki burada sattık. Parayı nereye koyacağız? Nereye götüreceğiz parayı? Evet. Altın desen uçtu. Dolar yukarıda. Gayrimenkul pahalı. Araba desen araba alamıyoruz. Ülkede araba yok. Yani 10 gün önce 1.800 olan araba 10 gün sonra efendim yeni zam geldi 2.200.000. Uçurun. Ya. Nereye uçacaksa. Ama diyeceksin ki ülkede de bir sürü insan yollarda. Yani bir bayram oluyor. Her taraf tıkış mıkış. Gerçi 2-3 milyon hani gidiyor geliyor diyorlar ama bilemeyeceğim yani. Herkesin bir kirli çıkını var. Bir parası var bir yerlerde mutlaka. Trend burada da yukarı. Bakıldığında TL olarak. Dolara bakalım. Dolar bazında grafiği. Peki dolar bazında BIST 100. Orası da yukarı yönde. Bir büyük çanak oluşuyor. Üst taraf 310, alt taraf 250-245. Bunun katlanması 380 dolar civarını hedefliyor. Ama kısa vade 305'e geldi. 304-306 aynı seviyede. Savaşı da bahane etti. Bir satış geldi. Ortalamaya doğru yanaşıyor. Ortalama nerede? 290'a doğru tırmanıyor. Buralarda biraz daha durulabilir. Yani habere de bakıyor kardeşim. Ne yapsın yani borsada? Ama ufak bir çanak var. Ne çanağı bu? 270-305. 35 dolar. Yukarı katla 340'ı hedefliyor. 324 dolar önceki hedef, bir önce. Onun arkasından hemen 340 dolar gelecek. Bence Türkiye hala eli mahkum Türkiye'nin. Eli mahkum. Türkiye bu şekilde gidemez. Evet. Türkiye enflasyonun belini kıracak şekilde tedbirleri artık almak zorunda. Kim ne derse desin. Ekmek Partisi geldi. Ekmek Partisi geldi. Mesajı verdi. Evet. Boğaz. Rahmetli Demirel'in dediği gibi. Ekmek Partisi herkesi götürüyor. Bütün partilerin en büyük parti o. Seçim sandığına geldiği anda Ekmek Partisi oyunu atıyor. Ben doymak istiyorum diyor. Sıkıntı burada. Bu ekonomiyi bir şekilde enflasyon belasından kurtaracak tedbirler zaten geldi. Programa ne program olduğunu da biz biliyoruz. Herkes biliyor da kimse söylemek istemiyor işte. Yani Dünya Bankası'ndan para gelecek, oradan emekliye yok, zam yok, o yok, bu yok. Oradan tasarruf, buradan bilmem ne falan. Kredi kartlarının kısılması, para harcanması, para pahalı hale getiriyor. Klasik bildiğiniz yıllarca önceki programın aynısı, modifiye. Değişik edilmiş ve değişik versiyon. Bunun peki dışında bu şekilde biraz işler zor. Vatandaş daha da homurdanmaya başlar. Geçinemedikçe. Geçelim. BIST 100 aylık. Burada büyük bir çanak var. Türkiye yalnız ekonomiyi burada fiyatlamıyorlar. Türkiye'nin geleceğini fiyatlıyorlar. Türkiye başka bir noktaya gidiyor. Türkiye bir NATO ve buradaki bu bölgedeki şey olarak, büyük bir güç olarak, kendi çapında da bayağı büyük bir güç. Tabii. Tamam, ABD, Rusya veya Çin'in hani vetosu olan ülkelerle değil ama bir trilyon doların da üzerinde bir ekonomisi ve Orta Doğu'da silah açısından da yani savaşçı bir kütle var aynı zamanda. Şimdi de barışı korumaya çalışıyoruz. Önce sarı, uzun vadede bir yer büyük çanak katlayarak 500 dolara girecek ama vakit var kardeşim, vakit. Sarının tamamlanması bile bu seneyi götürür, üzerine doğru aşar, 2025'e doğru sarkar. O 400'lere doğru gitme işi. Biraz evet, vakit alacak bu işler. Ama bence trend yukarı. 20 aylık ortalama nerede? 20 aylık ortalama 257 de 260 değil dolar olarak. Onun üstünde kalmaya çalışıyor. Trend yukarı demek zorundayım. Aşağı doğru tekrar kırılırsa o zaman işler çok uzar. Çok sıkıntı olur. Peki. Dolar ben endeksi tekrar günlük yukarı yönde hareketin yani biraz acı olacak ama acı reçetelerle yukarı doğru yani gideceğini zannediyorum. Bilhassa gri bölgeden çıkış önümüzdeki 6 ay içinde kışa doğru belki not arttırımlarının
devreye girişi, yani bunlar yaşanacak diye düşünüyorum. Biz yaşamaz, yaşatmazsak yaşatacaklar. Bunu zorla bu reçeteyi bize içirecekler. Başka yolu yok. Evet. Çünkü kendi menfaatleri de bunu gerektiriyor. Evet, geçelim. Dolar endeksi günlük grafiğimiz. Vallahi burası sıkıntılı Ali Bey. Burası niye sıkıntılı? Yani Amerika'da faiz artışı yok. İndirim de yok. İndirim yok ama faiz artışı da yok. Böyle bir şey yok. Fakat yukarı gidiyor. Niye gidiyor? Kendiliğinden gidiyor. Çünkü bunun formülünde %57 euro var. Euro önümüzdeki 6 ay içinde 3 defa falan fiyat bakımından faiz indirimine gidecek beklentisi var. E sen şimdi euronun faizini indirirsen Avrupa'da %57 euro, %12 filan sterlin, %14'e yakın yen, geri kalan 3 tane ülke hikaye. Onların toplasan %15 eder. Kanada, İsviçre ve İsveç. Ana para birimlerine göre dolar olduğu yerde dursa bile diğerleri aşağı gittiği için burası yukarı gidiyor. Tabii. Kendi kendine güçleniyor burası. Bunun güçlenmesi de piyasalar açısından pek o kadar iyi. E Fed de bunu seviyor. Dolardan kaçılmasını istemiyor kolay kolay. Arada sırada da işte laflar ediyor. Enflasyon daha iyice belik kırılmadı falan filan. E bu beklentiler endekslerde satışa sebep oldu. Geçelim. Geçtik. Dolar TL. Vallahi dolar TL, euro TL. Hızlı geçeyim. Aşağı inecekleri yok. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yukarıya doğru gidiyor işte. %50 enflasyon deseniz 30'la başladı, 45'le biter. Ötekisi 32 ile başladı, 33 ile başladı. 32 ile başlasa ona da 16 koy, 48-50. Evet. Sene sonu burada biter. En basit matematik hesap. Evet, güzel, peki. Yani biraz kontrol edebilsen bile, enflasyonu indirmedikçe ne yaparsan yap, bu yukarı doğru gidecek. Bir tarafın enflasyonu %3, bir tarafın enflasyonu %60. Para birimi aynı yerde kalacak. Yok ya. Mümkünatı yok. Peki. Geçelim. Ons altın günlük. Bunları da geçelim. Gelelim altın kısmına. Peki. Tamam. Ons altın günlük, gram altın. Burada patlama yaşandı. Evet. Yani bir de üzerine savaş tamtamlarıyla iyice patlama yaşandı. Aşağı tarafta 2000 civarından bir yukarı aldılar 2200'e. $200 çok hızlı geldi. Orada biraz vakit geçirdi. $50'da 2150-2200 bir daha yukarıya. E o zaman hedef 2250 en kısa hedef. Orayı roket gibi geçti. Ya roket gibi geçince biz buna bayrak diyoruz. Bayrağın sopası ne? 2000-2200. $200. $200'ı da 2200'ün üzerine koy. Hedef bir anda $2400'a çıktı. Şimdi biraz satış geldi tabii ki. Orada bir ters yüz oldu. Ama pek de aşağı kolay kolay bırakacak gibi bir hali yok. $3000 hedef vermişler. Yeni. Biz 15 senedir veriyoruz $3000 hedefi. Hangi hedef? Evet. 2011. Dolar, altın, ons altın 1925. 2016'ya doğru gelirken ons altın $1050. Aradaki fark $850. $850'lık çana kalınlığını al, 1900'ün üzerine koy. 2750-2800 zaten oraya gidiyor. Burada da sizle konuşmuştuk. 2300 hedefi vardı buranın. Tabii. Yalnız çok hızlı geldi. Çok hızlı geçti. 2300-2400'e ama doğru. Bu gürültü patırtı devam ettiği sürece yukarı. Hem de Fed'in faiz indirmemesine rağmen hala tırmanıyor işin enteresan tarafı. Bir de faiz indirmeye başlarsa buraya biraz daha akın olur diye düşünüyorum. Ama kısa vade aşağı yönde çalkantı olabilir. Peki. Çok hızlı gitti bir vurabilirler aşağıya. Ama trend yukarı. Geçelim. Peki gümüş var. İkisini bir arada değerlendirelim yine. Gümüş günlük, gümüş aylık. Ons. Bu da gümüş. Yukarı doğru katlıyor. Büyük bir çanak oluştu. Sağ omuzdan kalktı. 21-22 civarından. Bunun hedefi $31.5. Ama $30 civarında bir dert var. Zaten geldi 29.79'da. 29.79'da burada biraz kısa vadeli satış gelebilir. Ama 26'nın üzerinde kaldığı sürece bunun aylık bir grafiği var. Bir sonraki grafik. Orada göreceksiniz. Geliyor. Bunun katlanması yukarıda $42 gösteriyor.
biraz uzun vadeli yalnız. Ama kısa vade $50 civarından itibaren aşağı yönde yaşanan ve $12'lara kadar inen bu düşüşün %61.8'lik o büyülü rakam geri çekilme kısmı $35'da bekliyor. Evet. Sanki hedef önce 31, sonra 35 gibi. Ama zaman lazım. Bu hemen öyle hop diye gitmiyor. Bu son çıkışı beni de şaşırttı. Çok hızlı gitti. Ama oraya gideceğini biliyoruz zaten. Sadece süreç çok hızlı gerçekleşti. Altının peşine takıldı, gidiverdi bir anda. Ama niyet burada da yukarıya. Geçelim. Peki Brent petrol günlük? Yukarı gidiyoruz. 94'e doğru gidiyoruz da evet. Ağır ağır. Fazla da hızlı gitmesini istemiyorlar. Siyaset de var işin içinde. Ama Kastamonu'nun K'sı kadar katladığında fiyat 90'lara doğru geldi. 90'ın üstünde. $94'a doğru yolcu gibi. $100'ın üstü kısa vadede biraz zor gibi gözüküyor. Ama 94'e doğru gidebilir. Trend yukarıya döndü. Geçelim. Peki uluslararası borsalara geçiyoruz. Nasdaq, sonra Dow Jones var. Burası aşağıya. Aşağıya biraz bel verdi. Omuz baş omuza döner gibi bir hali var. Niye? Fed faiz indirecek diye büyük bir beklenti oluştu. Tarihi zirvelere gitti. Ama Fed ne zaman bir türlü bu Fed faiz indirimine geçmedikçe yok Mayıs, yok Haziran, yok efendim Eylül, yok Aralık bilmem ne uzattıkça uzattı. Burada da sabırlar bitti. Tabii. Kısa vade bence aşağı doğru gelecek gibi bir hali var. 17.150-200 civarı Hakkari'nin H'si kadar katlarsa yukarıdaki o alanı, yatay alanı oralara doğru sürüklenebilir. Peki Dow Jones? Bunun babası Dow Jones, o da aşağı doğru sarkıyor gördüğünüz gibi. İkili tepe yaptı 40 bine çok yakın yerde. Yani mesafeyi kat etti, 40 bine doğru yanaştı, ikili tepe oldu. Beklenti bir anda sekteye uğradı. Yani faiz indirimi beklentisini fazla uzatınca faiz indirimi kararını Fed. Evet. Beklenti biraz şey oldu. Kârda da millet 30 binin altında almış. İyi de kâr yazmış dolar bazında. Evet. Kâr alanlar falan filan derken 50 günlük ortalamanın altına gidiyor. Gitti. Deadly cross, ölümcül kesişme olmak üzere 20 günlük 50 günlük kırmızı yeşili aşağı yönde kesmeye geliyor. Sıkıntılı bir görüntü. Yani 37 bine doğru sarkma devam edebilir gibi gözüküyor. Trend biraz kısa vadede bozuldu. Bozuldu yani. Peki. Geçelim. 1,5 dakikamız var. DAX günlük. DAX'ı aşağı çevirdi. Evet. Şeyde. DAX'ta. DAX'ta da sıkıntı var. Şimdi 50 günlüğü test ediyor ama öteki tarafta düşüş devam ederse bu da 17.500'ün altına doğru sürüklenebilir. Şimdi burada bir destek bulabilir ama yani öteki tarafa baktıkça burası da oynanabilir. Çünkü dolar endeksi 107'nin üzerine doğru tırmanmaya gidiyor sanki. Burayı da biraz hırpalayabilir. Burada da iyi kârlar oluştu. Kâr realizasyonu gelir. Geçelim. Geçtik. Euro dolar paritesi var. Bant içinde 1.06 geldi oraya kadar. 1.05 dip ama 1.011 de tepe. 1.05'e yakın yerden zıplayabilir. Yalnız faiz indirimleri falan konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını iyi düşünmek lazım. Yani eğer hakikaten ciddi bir şekilde oraya doğru giderse burası 1.05'te de onun da altına hafifçe sarkabilir. Evet, dolara karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Öteki taraf çünkü faiz indirimi yapmayacak gibi uzatıyor işi. Dolar tarafı, Fed. Geçelim. Geçtik. Son grafik olarak değerlendirelim. Sterlin dolar, evet. 40 saniyemiz var. Dipleri birleştiren trend çizgisi kırıldı. Evet. Ortalamanın altında ölümcül kesişme oldu. Yatay dipler de gitti 1.25 civarında. Burası da sanki biraz daha aşağı gidecek gibi. Yani euro dolara göre biraz daha iyi dayanıyor. Ama 1.2350, 1.23'e doğru da sarkabilir. Burada bir tutunma çabası var ama yani dolar tarafında faiz indirimi olmadıkça bunun da yukarıya gitmesi biraz zor gibi. Geçelim. Geçemiyoruz, bitiriyoruz maalesef. Evet.
Bugün biraz kısa yapalım dedik ama zaten çok bir şey kalmadı. 3-4 grafik vardı. Ondan mesela buğdayı ben merak ediyordum. Artık sitenizden yayınlarsanız evet. Oradan takip ederiz. Çok teşekkürler Ahmet Mergen katıldığınız için. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.